bu daim eylesin. Gelir geçmiş olan anne, baba, dedelerine kardeş, bir cümle abay insanımıza Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Aziz şehitlerimize, gazilerimize, Kur'an'a, dine, ezana, Kur'an'a hizmet eden bütün şehitlerimize, gazilerimize, ulemamıza, ve Allah'a Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Cümlesinden razı ve hoşnut olsun. Aziz ve muhterem müminler, Yüce Mevlamız bizlere inan, İnsan, ikram ve hediye olarak insanoğluna peygamberler, kitaplar göndermiştir. İnam, ihsan ve hediye. Bu hediyelere gerekli ihtimamı gösteren, hürmeti gösteren, saygıyı gösteren, bu beni yaratan Rabbimden bana gelen bir hediyedir deyip baş razı edip o hediyedeki, o namedeki, o kutsaldaki emirleri baş razı edip sarılanlar kurtuluşa, Allah-u Teala'nın rahmetine, mağfiretine dahil olanlardır. İşte bu hediyeler içerisinde en mükemmeli, en güzeli Hazreti Kur'an, sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere geldi. Baş tacı olarak geldi. Üsve-i Hasene olarak en güzel örnek. Ve da'iyen silallahu izni ve sirate müdira. Ey Resulü, biz seni bir müjdeci, bir kandil, bir cerrah, bir fener, bir aydınlatma olarak gönderdik. Gözü kararmış, gönlü kararmış, yolunu bulamayan, pusulası şaşmış, etrafını çözemeyen her bir kimse için, hidayete tabi olmak isteyenler için, Allah'a ve Resulüne itaat edenler için bir cerrah, bir kandil kıldık. Karanlık gecelerde insanların yol bulmasını sağladık. Sadece hala günümüzde dahi geçerlidir. Kutsuz bir yere düştüğümüzde nasıl kutup yıldızı, ay bize yol gösterir, yolumuzu açar, yönümüzü bulmamızı sağlarsa Efendimiz teşbihte hata olmasın, projektör gibi en kuvvetli ışık neyse, güneş deyin, ay deyin, başka bir ışık deyin, o haliyle Hazreti Kur'an ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önümüzü böyle açar, yeter ki biz Allah-u Teala'nın rahmetine, Rabbimize giden yolda emin adımlarla Rabbimizin rahmeti, mağfireti, affı ve bağışlaması için mücadele edelim. Bu yolda, bu cihette bulunalım. İslam tarihi, sahabe-i kiram efendilerimizin hayatları hep bu uğurda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isteği hasene edinen, baş tacı edinenlerin yıldızlı levhalarıyla İslam tarihinden mücevher yaprakları, mücevher sayfalarıyla doludur. Öyle sahabe efendilerimiz, tabi'in efendilerimiz vardır ki Hazreti Kur'an'a tabi olmuş. Kandil olarak gelen sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuş, huzurun, kurtuluşun, affın ve bağışlanmanın yollarına haiz ve dahil olabilmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden bize bir müjdeci tebşir edici. Ancak tabi olanlara men yüzü'n rasule fakat eserallah. Kim ki Allah-u Teala'nın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama yani gönülden tabi olur, itaat eder, muti olur, emir ve nehile itaat ederse eserallah. Allah-u Teala'ya itaat etmiş olur. Resul bize, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en güzel müjdeyi, en güzel nameyi getirdi. O rahmet kaynağı olarak, Rabbimizin rahmetinin bir tecellisi olarak, bize bir müjde olarak, bir ihsan olarak, bir cennet olarak sunuldu ve geldi. Elhamdülillah bizler bu nimete dahil olduk kadrini bile bilene. Ancak nice nice Ebu Cehiller, Muğireler, Şubeler, Ebu Leheller, onlar gördüler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Beraber yaşadılar. Çok da seviyorlardı ama İslam geldi, Allah'ın Kur'an'ı geldi. Kibir de bunlara galip geldiği zaman işte kibrinden o kandil yanıyor. Işık saçıyor, nur veriyor ama gözünü kapatmış. Nafile faydalanamıyor. Yağmur yağıyor, kabını ters çevirmiş. Sudan istifade edemiyor. Arınamıyor, temizlenemiyor.
Ama İslam tarihi temizlenenlerle bugünlere geldi. Bize Mevlamız da temizlenenleri hem maddi hem manevi tevbe ile kendini arındıranları, nasıl abdestle, gusül abdestiyle, namaz abdestiyle kendimizi maddi kirlerden arındırıyor isek, manevi kirlerden de bol bol tövbe ederek, af dileyerek, bildiğimiz bilemediğimiz, bilerek yaptığımız, hataen yaptığımız bütün günahlarımızdan Rabbimize gözyaşı ve tevbe istiğfar ederek kendini temizlenenlerden olabilmek. İslam tarihi öyle güzel sayfalarla dolu. Vaktimiz oldukça zikretmeye gayret edeceğim. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Rabbimizin emri mucibi gereği Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Müdevvere'ye hicret ederken yanında gelen bir rehber Abdullah İbni Süreyya, Abdullah İbni Urayk'ın ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz ile beraber sahil yolu üzerinden Mekke hicret ediyor. Ve Kudayva denilen bir yerde, bugün Mekke'ye 120 kilometre mesafede umreye giden kimseler bir çoğu buraya uğrayabiliyor. Eğer vakti, imkanı, eğer biliniyor ise. İslam tarihinde önemli bir yer tutan Ümmü Mabet annemiz var. Ümmü Mabet annemiz, Mabet'in annesi. Burada bu Kudayra denilen yerde, hani şu an böyle yol kıyılarında küçük odalar, çadırlar, gelen geçenin barınak ettiği yerler olur ya, onun gibi bir çadırı var bu köyde. Yoldan gelip geçen insanlar, kimisi parasıyla, yoksa Allah rızası için, tabii tam İslam o zaman ona ulaşmamış ve sevgiye dahil olmamış, ikram eden bir annemiz. Ve bir gün günlerden eşi, kuyumlarını, kuzularını almış, aynı zamanda çobanlık yaparak geçiyor. Öyle zengin, durumu iyi olan birisi değil. Kendi halinde, çadırında gelen geçen 2-5 kuruş verirse bununla barınabilen bir annemiz. O zaman İslam'a daha müşerref olmamış. Ve bir gün işte nasip dönüyor. Nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber büyüyen Ebu Cehil kapattı gözlerini göremedi, ifade edemedi. Ebu Leheb amcasıydı, çok seviyordu Peygamber Efendimiz'i. İslam nuru geldi, adamın kalbi İslam'a ısınmadığından Efendimiz'e düşman oldu. Ama işte bu annemize Rabbimiz rahmet ederse bir kimseye, hiç kimse engelleyemez. Dağın tepesinde kurulmuş olan çadırına günün birinde bir mübarek kişi diye tabir ettiği bir insan da yanında hiç kimseyle beraber. Alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Abdullah İbni Urayk'ın, Abdullah İbni Süreyya'yla Ümmü Mabet annemizin çadırına geliyorlar. Yol esnasında su bulmak, yiyecek bulmak, az da olsa dinlenebilmek üzere uğruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selam veriyor, hürmet ediyor, yiyecek bir şeyi olup olmadığını soruyor. Ümmü Mabet annemiz, şu anda elinde hiçbir şey kalmadı. Eşim de sürüyü aldı, gütmeye gitti. Benim elimde de zor bir şey yok ama size bir şeyler bulmaya çalışırım. O sırada yaşlılığından, kısırlığından ve cılızlığından dolayı bakımsız, çelimsiz, böyle hani dışarıdan bakınca uyuz gibi denilen tabiri caizse bir keçi yahut da koyun vardı. Efendimiz buyuruyor ki, peki bu nedir? Bundan diyorsun, sabiri mi? O kısır, cılız, sürüyle otlamaya bile gidemeyecek kadar aciz bir hayvandır. Onda süt yok ama çok istiyorsan sağabilirsin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir el düşünün. Dağın tepesinde bir çadır düşünün. Alemler hürmetine yaratılmış Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala ile miraca çıkmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o çadıra teşrif etmiş. Nasip varsa düşer. Belki o zamanların en kutlu yeri. Tabi-i Mazam'ın en kutlu ve en şerefli yer. Ama nasip. Yanında durursun, hissedemezsin. Kur'an'ı başında taşırsın, yaşayamazsın. Bunlar hep nasip. Rabbimiz en güzel olanları bizlere nasip eylesin. Hayırlı olanları nasip eylesin. Kötü olanlardan bizleri uzak eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi bu hayvana bereket ihsan eyle. Keçiyi sağıyor. Sağdıktan sonra ilk evvela Ümmü Mabet annemizde durup şaşırıyor. Yıllardır elinde duran, sağamadığı, kendini toparlasa da, satsam da, para kazansam diye beklediği keçi bir anda şarıl şarıl süt veriyor. Tası dolduruyor, Ümmü Mabet annemiz içiyor. Efendimiz yine sağıyor. Sonra gel sana bir seri. Efendimiz bak orada yine sözü çok necizdir. Seyyidül kavmi hadimhum. Bir kavmin sulayıcısı sonra ister. Yani bir kavmin
efendisi, ona hizmet edendir. Önce tebaasına, arkadaşlarına, kardeşlerine, ailesine ikram eder. Önce ev sahibine ikram ediyor. İçiriyor kana kana, Müslümanların şahsını içerisinde devam ediyor. Sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh gelir, rehber tam Müslüman olmamasına rağmen ona diğer sahabeye ikram ediyor. Ama hala bitmedi, hala soruyor. Kendi azıklarını alıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve yanındakiler. Ümmü Mabet annemizi bırakıyorlar. Ümmü Mabet annemiz çok mutlu oluyor, seviniyor. Ama böyle içinden bir şeyler kıpırdanıyor. Böyle bir coşku düşünsenize. Evinizde hiç görmediğiniz bir güneş doğmuş. Gecenin zifiri karanlığında adeta günün ortası gibi, ayın 14'ü gibi parlayan bir nur tecelli etmiş. O an mümin olmamasına rağmen o ağırlığı, o maneviyatı hissediyor. Gönlünde yaşıyor. İçine bir şeyler duyuyor ama ne adını koyabiliyor, ne dili bunu söyleyebiliyor. Sadece bu diyor, o sosu kesinlikle mübarek bir kimsedir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona hediyeler vererek, süt vesaire su alarak oradan yollarına devam ediyor. Kısa bir zaman sonra Ebu Mabet geliyor. Bu sefer Mabet'in babası. Yani bu Ebu ve Ümmü isimleri bilirsiniz, hatırlatayım tekrar. İlk doğan çocuğun ismiyle anne ve baba anılır. O yüzden Ebu ismi çok geçer. Soyadı Karun'a ve her zaman böyledir. Ümmü Mabet, Mabet'in annesi, Ebu Mabet, Mabet'in babası. İlk çocuğa nispet edilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesi Ebu Kasım'dır. Tek evladı Hazreti Kasım'dan dolayı. Ve bu künye, bu isim sadece sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur. Diğerleri bu ismi kullanması Efendimiz'i seven, Efendimiz'e aşık olan, hürmet eden birinin Kasım ismini kullanabilir. Ebul Kasım künyesi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Onun şahsına nebiyin nahasırdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayrıldı. Babası geldiğinde, münabet geldiğinde tahta sütü görünce şaşırıyor adam. Kendi bilgisi diyetiyle bahsediyor. Bu süt nereden geldi? İşte zaten anlatmış bir güzel de var. Münabet annemiz diyor ki, bir mübarek kimse geldi. Yanımda birkaç kişi vardı. Bir şey yiyecek olmadığını söyledim. Keçiyi sordu. Ben de sağ bilirsen sağ dedim. O mübarek kimse bu keçiye dedikten sonra sanki bir pınar gibi keçiden süt gelmeye başladı. Ben içtim. Onlar içti. Evde tahta kaldı. Onların yanına da gitti. Ebu Mabet dışarıdan bir şeyler duymuş. Bir şeylerden haberi var. Ticaretten şundan bundan şehre gidip gelirken bir şeyler öğrenmiş. İçi kıpırdanıyor. Diyor ki yoksa bu Kureyş'in peşinden gittiği Allah-u Teala'nın peygamberi o kutlu kişi mi yoksa? Onu diyor bana bir tarif eder misin? Bakalım bakalım onların dediklerine uyuyor mu? Onların dediklerine benziyor mu? İşte buradaki tarif önemlidir. Hani şu an Hilye-i Şerif diye bazen iş yerlerimizin kenarına koyarız. Evlerimizin köşelerinde vardır. Ortası güzel hat yazılı. Kenarında dört halifemizin ismi vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Yüce Allah'ın adıyla diye yazan Hilye-i Şerif diye. Kimisi bereket duasrahtı Hilye-i Şerif'i. İşte burada Ümmü Mabet annemiz söylemiştir. Daha İslam'a tam girmeden bile. Eğer nasip varsa, nur varsa o altın yaprakta adın altın harflerle yazılır. Yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti, suretinin tasviri ilk defa orada. Mübarek annemiz çadırda yaşayan ama kavmi içerisinde, toplumu içerisinde bizim Anadolu anası, Osmanlı anası dediğimiz sözü itibarlı, sağlam, gözü pek, kırdak mırdak değil, sapa sağlam dediği dedik ve doğru yolda daim olan bir annemiz. Böyle biri. Diyor ki onu bana tarif eder misin? O kutlu kişi muhtemelen Kureyş'in peşinde olduğu, öldürmek istediği o peygamberdir. Eğer ben burada olsaydım ve onu görseydim kesinlikle eteğine yapışırdım. Onu bırakmazdım da onun arkadaşı olmak isterdim. O benden ne isterse onu yapmak isterdim. Ve kesinlikle ben buna sahip olmak isterdim. Ne olur onu bana tarif et, peşin ediyor. Ve işte çadırda ama şairane bir tutukla Ümmü Mabet annemiz fazla yorum yapmadan, yoruma girmeden Ümmü Mabet annemizin sözleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tahsilini naklediyorum. Buyurdu ki annemiz, aydınlık yüzlü ve güzel yaratılışlı idi. Zayıf ve ince de değildi. Gözlerinin siyahı ve beyazı birbirinden ayrılmıştı.
Gözü kudretten sürmeli idi. Dikkat Gözü kudretten sürmeli idi. Gözüne sürme çekmiş değil. Gözü kudretten yaratılmış itibariyle sürme çekmiş gibi güzel ve cevhalanı bir gözü hafif idi. Kaşlarının ucu ince, saçları koyu siyahtı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boynunda uzunluk ve yükseklik, sakalında sıklık vardı. Sustuğu zaman kendisinde vakar ve ağır vardı. Konuştuğu zaman da güler yüzlülük ve tatlı sözlülük vardı. Sözleri sanki dizilmiş birer inci gibi ağzından tatlı tatlı akmaktaydı. Sözü açık ve hak ile batıl arasını ayırıcı olup ne acizlik sayılacak derecede az ne de boş ve gereksiz sayılacak derecede çok. Uzaktan bakıldığında insanların en heybetlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünüşü vardı. Orta boyluydu. Bakan kimse ne kısa ne de uzun olduğunu hissederdi. Arkadaşlarının arasında en güzel görüneni ve nur yüzlü olanıydı. Sanki o bir fidan idi ki iki fidan arasında bitmiş, parlaklığı ve yeşilliği onlara üstün gelmişti. Arkadaşları ortalarını almış durumda hep onu dinlerler, bir emir verdiği zaman da hemen buyruğunu yerine getirmeye acele ederlerdi. Kendisi ekşi ve atık suratlı değil, yürekti. Mübarek dişleri inci tanesi gibiydi. Kimseyi kınamaz ve azarlamazdı. İşte bunu duyduğu an Ebu Mâlef gözyaşlarına boğuldu ve hemen evden fırladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dedi kesinlikle o kutlu kimsedir. Bu o şerefli kimsedir. O andan itibaren o eve tarih, düzen, hesap kitap değişti. Artık bir şey anlatacakları zaman şöyle diyorlardı. Mübarek kimsenin geldiği günden önce, mübarek kimsenin geldiği sene, mübarek kimse geldikten sonra, artık çünkü hayat değişmişti. O hiç umulmadık bir çadırda, umulmadık Allah-u Teala'nın çok az kimseye vahşettiği bir mucize meydana gelmiş. Kısır keçide meydana gelen husus ile İslam'a ısınan bir gönülün bir dağın başına bir güneşin doğması gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o haneye, o çadıra, o obaya teşrifiyle alem onlar için değişmişti. Ebu Mâlef Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuştu, imana dahil oldu ve geriye döndü. Bu esnada müşrikler Ümmü Mâlef annemizin yanına geldiler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sordular. Anladı durumu. Ama Anadolu kadını şiarında Osmanlı sağlam noktalı ikna edici cevap olmamakla beraber birisi geldi ben tanımıyorum çünkü Fazıl Bey gitti dedi. İkrar ettikleri zaman da vakti kendinin başına salamayacak bana bakın eğer beni bir daha zorlayacak olursanız şu çadırda feryat figan eden kavmini başınıza toplarım. Ondan sonra buradan paralanmadan perişan olmadan çıkamazsınız. Onlar onu tanıyorlar. İsrarlı, sözüne güvenilir, sağlam bir ana olduğu bildikleri için uzatamadan tatlısızlıklar. Yıllar geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de Ümmü Mâlef annemiz evlatlarıyla beraber, eşiyle beraber Medine'ye geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görsek, acaba bizi tanır mı? Acaba o kişinin dergahına, meclisine tekrar bir yüz sürsek, onu görebilsek bizi tanır mı diye düşünürken Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz onları görüyor ve tanıyor. Ve hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getiriyorlar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmet ve edeb ile onları karşılıyor güleç yüzüyle. Bakınız işte biz dediği çadırında dağın tepesinde koyunlarıyla küfür keçisiyle meşgul bir kimsenin eğer gönlü İslam'a ısınacaksa, gönlünde Allah ve Rasulü'nün sevgisi varsa, o kandil yandığı zaman o kandili bulur. O kandile sirayet eder, o kandile cereyan eder. Ve o, hem o koyun o keçide uzun süre yaşamıştır. Ve annemiz, Ümmü Mâlef annemiz İslam tarihinde bugüne kadar gelen Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetinde en meşhur bildiği işleriydi ki, İnsaf okuduğu zaman Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın kokusunu duymayı arzu etmiş. Şu an en yetkili bir şey Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği bir şey. Yani Peygamberimiz
tarifi, ilki de Hazreti Ali Efendimiz'in takdir ettiği ve mükemmel dediği, bazen annelerimiz bizden daha güzel görüyor onların gözünde diye beyan ettiği bir kadında hiddetlenmek üzere ansızın aleme rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylemiş güzel sözler. Bizler can gönülden kandil olarak gelen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ışığını, nurunu görüyoruz. Bu nur bu kandil elimizde, bu siret, bu suret elimizde, işte tam o kadında peşinden yayından fırlamış ok gibi feryat ederek koşan Ebu Mabet gibi bizler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eteğine sarılmalıyız. Rabbimizin rahmetine iltica etmeliyiz. Rabbimizin affına bağışlanmasına kendimizi bırakmalı ve Rabbimizin en güzel hayat yolunu bizlere tabir ve takdir eylediği Hazreti Kur'an'ı bahşiş etmeliyiz. Şair şöyle diyor, bir mecliste sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için o da beşer, o da bizim gibi insan gibi cahilane sözler edildiği bir ortamda o meşhur bir beytini söylüyor. Muhammed beşerun bel huve yakutun keyner beşer. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem evet bir beşerdir, bir insandır. Ama o beşerler içerisindeki durumu, insanlar içerisindeki durumu bel huve yakutun beyner beşer. Taşlar içerisinde yakutun, zümrütün, altının en değerli bir cevherat ne ise, onun değeri normal kayalar, taşlar içerisinde ne ise, beşer içerisinde, insanlık içerisinde Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in durumu ve değeri de budur. Yani hiç kimsenin haddine de değildir, hakkı da değildir. Efendimiz sıradan bir beşer gibi bir ifade bulamaz. Sonra aynı zat Efendimiz Aleyhisselam rüyasında görüyor. O mecliste o şiiri okuduğundan dolayı, bu şiirden diğer insanların memnuniyetinden dolayı Allah-u Teala sizi affa bağışlasın diye Efendimiz Aleyhisselam'ın duada, rüyada dua müjdesini alıyor. Rabbim her daim rahmet et, sonra size gelen sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'a baş tacı edebilmeyi, ona sarılabilmeyi baş tacı olarak Hazreti Kur'an'a ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eteğinde dünya ve ahiret huzurunu, bereketini, ihsanına ulaşabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Geriye geçmiş olan ağabey ecdadımızı rahmet eylesin. Anne babalarımıza rahmet eylesin. Şehitlerimize, gazilerimize rahmet eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Evimize